duydum ki sefere çıkmayı kuruyormuşsun. Etme. Bir başkasını sevmeye, bir başkasını dost edinmeye niyetlenmişsin. Yapma. Yapma. Sen yaderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Çalma bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun, etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan, ayın da evini yıkmaya kastediyorsun, etme. Yardım edecek çaresini al. Gittiği yere gidemesin peşinden. Acı asıl öyle çekilir. Sevdiğini son defa gördüğünü bilmek mi daha zordur? Onu son defa görememek mi? Onu elinle karanlığa teslim etmek mi daha korkunçtur? Onu oradan çekip çıkaramamak mı? Kadere teslim olmak teselli midir? Yoksa kadere baş kaldırmak mı çare? İnanıyorum söylediğini candan söylediğine. Ama bugünkü karar yarın bozulur çok kez. Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak. Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak. Madem ki bu dünya bile yok olacak bir gün, sevginin bitmesine insan neden üzülsün? Aşk mı kaderi kovalar, kader mi aşkı?
Daha kimseler çözemedi bu bilmeceyi. Hamlet. Kapmışsın şarabı. En güzel günlerimin 3 melun adamı var. Ben sokakta rastlasam bile tanımayayım diye en güzel günlerimin bu 3 melun adamını yer yer tırnaklarımla kasıdım hatıralarımın camını. Sana gelince yazıyorsun, okuyorum. Kanlı bıçaklı düşmanım bile olsa, insanın bu rütbe alçalabilmesinden korkuyorum. Ne yazık. Ne kadar beraber geçmiş günlerimiz var. Senin ve benim en güzel günlerimiz. Kalbimin kanıyla götüreceğim ebediyete ben o günleri. Günde 10 kağıt, bir çift rugan pabuç, sıcak bir döşek ve 300 papellik rahat için. Başın sağ olsun. Sağ ol. En güzel günlerimin 3 melun adamı var. Biri sensin, biri o, biri ötekisi. Kanlı bıçaklı düşmanımdır ikisi. Sana gelince... Çok özledim seni. Düşman bile değiliz. Hayran hayran acıyor gençliğime, halime şu mavi gök, mavi deniz, uçan kuş, işe giden insanlar, ipimi çeken cellat. 10 gün. On gün.
sonbahar günüydü. Geliyorum. Güneşler buz gibiydi. Geliyorum. Ve bütün kötülükler ölümün armaları gibiydi. Size anlatırım. Geliyorum. Hepsini, hepsini gömdüm. Geliyorum. Ve bildiğiniz Ramiz dayıyı ya da pek bilmediğiniz gömdüm ben. Geliyorum. En karanlık gününde, en çaresiz anında kendini ortaya atıyorsan eğer, en umutsuz anında kendin için değil, çocukların için kendini çare diye sunuyorsan eğer, yüreğinde çocuğunun sevgisini tutan hiç kimse çaresiz değildir. Tüm kapılar üstüne kilitlenmiş de olsa, birinin kalbinde yer tutan hiç kimse tutsak değildir kendi kafesine. Çaresizlik, aradığın çarenin belki tam önünde olması ama onu bulacak vaktin olmamasıdır çaresizlik. Çaresizlik cevapsız, kurak bir ıssızlık değildir. Dışarıda devam edecek hayattır asıl engel. Asıl engel sana geçit vermeyen, seni umursamayan, seni yutan hayattır asıl engel. Asıl çaresizlik derdin devasız olması değil, birini iyi edecek şeyin diğerinin kadehine zehir olmasıdır. Bir zamanlar gençken sıktığım her taşı avucumda ezerim sanıyordum. Ama şimdi yaşlandım. Önümde geçilmez bir dağ. Çok da az vaktim var. İki çocuğum var benim. Birini ben yoktan var ettim. Onun gözlerinde ölüm var. Diğerini ise hiç görmedim. Ama biliyorum, onun peşinde ölüm. Ben Ramiz Karaeski. Hep iyi olmasa da uzun bir hayat var arkamda. Önümde ise iki kapı ama bir tek çıkar yol var. Her seçim bir çaredir aslında. Asıl çaresizlik verdiğin seçimin zehirli meyvasıdır. Bir şey gelmeyince kabullenmek kolaydır. Asıl çaresizlik kendine elim
elinden geleni yaptım mı diye sormaktır. Çareyi geçirmiş kendine avuçlarının içinden kaçırmaktır. Haksızlığa karşı haksızlık yapmak istersin. Ama bazen haksızlık yaptı diye vazgeçemezsin sevmekten. Şebnem, buldun mu şey? Senin canını yakanın canını yakmak istersin. Ama sonunda yaktığında o canı... Asıl haksızlık, ona bu kadar üzülmeden edemezsin. Haksızlığa uğrayan adam, bir daha uğramamak için haksızlığa kapar kendini. Ta ki bir daha istese de bir şey hissedemeyene dek. Haksızlığa uğrayınca bir kere, en zoru inanmaktır yine kendine. Hakkı yenen adam öfkeli değildir sırf. Utanır, utanır bütün bunlara izin verdiğine. Haksızlıktan değil, utancını kapasın diye karar verir kötü olmaya. Başkalarının umutlarına saplar hançerini. Çünkü korkar kendi umutlanmaya.
asıl haksızlık ihanet değildir. İhanetle aydınlığı kapamaktır. Umutları öldürmektir. Hayat kendi nefesini sana ödünç verene dek. Ta ki bir daha aynaya bakmaya cesaret edene dek. Şimdi herkes sevdiğinin ona gelmesini bekliyor. Herkes mutluluğu kendi hakkı biliyor. Herkes onca acının sonunda karşılığını istiyor. Peki bu hikayede yeğen kim sonunda mutlu olmayı hak ediyor? Hakkımız olanı almak hakkımız değildir her zaman. Haklı olmak yeterli değildir çoğu zaman. Olur mu? Her şeye rağmen zayıfları ezen kocaman kötülere rağmen küçük mucizeler olur mu hayatta? İyiliklerinden başka hiçbir şey kuşanmamış küçücük savaşçılar hak ettikleri mutluluğa kavuşacak mı sonunda? Bu sefer herkes hak ettiğini bulsun istiyorsun. Tevfik. Bu sefer içlerinden biri ölsün. Biri kurtulsun istiyorsun. Kulak verin sözlerime iyice. Herkes öldürebilir sevdiğini. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimileri yaşlıyken öldürür. Şehvetli ellerle öldürür kimi. Kimi altından ellerle öldürür.
merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi aşk kısadır, kimi uzundur. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan öldürür. Herkes öldürebilir sevdiğini, ama herkes öldürdü diye ölmez.